Panosu, web kamerası. Herkese merhaba millet. Bugünkü konumuz Blind Dexter eklentisi. Bu eklentinin bütün bileşenleriyle birlikte kurulumunu yapacağız şimdi. Hemen Liste, başlayalım. masa. Ama kuruluma başlamadan önce Windows'un güvenlik duvarını kapatmamız lazım. Çünkü Windows güvenlik duvarı Blind Dexter'ı bir virüs olarak algılıyor ve kurulmasına engel oluyor. Halbuki Blind Dexter bir virüs değil. Aksine çok yararlı bir program. O yüzden önce şunu bir durduralım. Dube ne de o kve kve se dobs a e fe ne de e se Açılmasını bekliyorum. denetim adres se bir uygulamanın ve denetim masa bir uygulamanın veya örneğin Windows birim ayarların Windows Defender güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak. Tamam. İptal. Gezinti düğmeleri. Son konu. Üst şey. Adres. Arama. C. Windows Defender güvenlik duvarını açın işaretli. İzin verin. Uygul. Windows Defender güvenlik duvarı yeni bir Windows Defender güvenlik. İzin verin. Windows Defender güvenlik duvarı yeni bir uygulamayı. Tamam. Cere. Liste, masa üstü, Saniye. baş, pencere. Windows Defender güvenlik duvarını kapat, öne, işaretli. Tamam. Tamam. Bekleyimleci, öneri. Gezin. Son, üst şerit araç, çubu araç. Hani bunu Ledger. illa da açmak istiyorsanız eklentinin kurulumunu yaptıktan sonra açabilirsiniz. Ama eklentiyi kurmadan önce kesinlikle Windows Defender güvenlik duvarının kapatılması lazım. Liste, masa. Şimdi geçelim eklentimizin kurulumuna. Blindextra ve eklenti paketleri yaptığı bölüm. Evet. C, user, acapella, tür, Önce nevdaikl. en başta Blind Dexter eklentisini kurmamız lazım. Blind Dexter'dan önce bileşenlerini kurarsak ha, olmaz mı? Olur. Yani yüklenmeye yüklenir. Ama bu defa bu bileşenlerin yanlış kurulumu NVDA'nın menüsünde Blind Dexter'ın görünmesini engeller. O yüzden her şeyden önce bir Blind Dexter eklentisini kurmamız lazım. Önce Blind Dexter eklentisinin kendisi, sonra bileşenleri. HMS Blindextra ve 1.013/9 tür. Bu arada bu Audio Teams dediği Blind Dexter ile birlikte gelen bir Audio Teams paketi. Hani bizim bildiğimizden biraz daha değişik olanı. Uygulama eklenti kurulumu iletişim kutusu bu eklentiyi kurmak istediğiniz emin misiniz? Yalnızca güvenilir kaynaklardan temin ettiğiniz eklentileri kurmanızı öneririz. Eklenti Blindextra 1.0 eklenti hakkında H normal Şimdi imleci. evet düğmesine basarak eklentiyi kuracağım ama ufak bir hatırlatmada daha bulunmak isterim. Eklenti kurulurken bir soru soracak bir tane uygulamanın çok küçük programlar ve özellikler bölümünde bile görünmeyecek olan çok küçücük bir uygulamanın yüklenip yüklenmemesiyle alakalı bir soru soracak. Buna izin veriyorsunuz arkadaşlar. Buna izin vermediğiniz takdirde eklenti yüklenmez. Eklenti yüklenmediği gibi de NVDA batar. O yüzden şimdi aynen beni izleyin. Yaptıklarımı siz de takip edebilirsiniz. Eğer bu eklentiyi yüklemek Evet, de. istiyorsanız. Başlatıyorum. İletişim kutusu eklenti kurulur. Lütfen bekleyin. Lütfen Kuruyor bekleyin. şimdi eklentiyi. Kursun. Evet. Lütfen bekleyin. Nerede yeni başlat iletişim kutusu yeni eklenti. Allah Allah sormadı. Neyse bazen soruyor bazen sormuyor demek ki. Eklenti C. User Surayı Zolu Desktop Blindextra ve eklenti. Evet, Blind Extra'yı kurdum. NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. Şimdi NVDA'yı yeniden başlattık.
menü. Bakalım. Ses lin akapela download voices de 1/1. Akapela nuan download voices alt menüde. Evet. Burası tamamen boş. Get. Burası da boş. Help H4. Tamam. Şimdi geldik ek yazılımlarını kurmaya. Akapela C Neve Ase Lind Akap Download Voy C Error Sojuret C Sesi indirin diyor. Zaten hani işinde ses kurulu olduğu için açmadı bunu. Akapela Infox 3/1/9. Bu da lisans dosyası. Bunun lisanslamaya yarayan bir uygulama. Bunu da kuralım. Uygulama eklenti kurulumu evet. Eklenti kuruluyor. İletişim kutusu eklenti NVDA'yı yeniden başlat. Eklenti C usir sonra. Evet diyerek NVDA'yı yeniden başlatıyoruz. Bunda da o soruyu sormadı NVDA ama NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. Bu hiçbir zaman o soruyu sormayacak demek değil. O soruyu sorabilirdi. Hani bu uygulamanın yüklenmesiyle alakalı soruyu sorabilirdi, sormayabilirdi. Ama eğer sorarsa izin vermeniz gerekir. Ben daha önce yanlış yaptım eklentinin kurulumunu. O yüzden NVDA araştırına. Tamam. Ben de bazı şeyler farklı olabilir ama sizde blind extra eklentisinden başlayarak teker teker bileşenlerini her kurduğunuzda soracaktır. Şu yüklensin mi, bu yüklensin mi diye hepsine izin vermeniz lazım. C menü A. Şimdi geldik İpek'in lisansını yapmaya. Download voices de enable sapi E2/2. Buraya basıyorum. Şu az önce telaffuz ettiği şeye. Enable sapi E2/2. C Microsoft's backup 4 dosyalar kopyalanıyor. İletişim kutusu. C usir. C. Evet, böylece İpek'in lisansını da yapmış olduk. O akapela. Şimdi gelelim diğer bileşenleri kurmaya. Audio TMS 3D 2/9. Uygulama ek normal imleci. Evet alt T. Ses temaları 3D. Bunu da kuruyoruz. Bu da Blind Extra ile hani videonun başında söylediğim gibi gelen bir eklenti paketi. İletişim kutusu NVDA'yı. Evet alt T. Evet diyerek yeniden başlatacağım NVDA'yı. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bunların hepsini kurduktan sonra en son eklentide NVDA'yı yeniden başlatırsanız gene olmaz. Hani bileşenleri doğru kuruyorsunuz ama kurulum sırasında NVDA'yı yeniden başlat sorusunu son eklentiye gelene kadar reddediyorsunuz diyelim. Son eklentide bunu kabul ediyorsunuz. Gene olmaz. Gene blind extra menüsü NVDA'da görünmeyebilir. O yüzden her bileşeni kurduğunuzda NVDA'yı yeniden başlatın. Eklenti C Usir sonra Yıldızoğlu desktop link dektra ve eklen. Evet şimdi NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. NVDA Rush. Tamam. C. Us. Akabe. Audio temesü. C. Ne. T. Assist. Ses. Blind. Euro 1. Ail. Ses. Assist. Adres. As. Ses. Ses. Tem. C. Evet. Audio Teams eklentisi de geldi. Yalnız bazen çalışmayabiliyor. O da hani eklentilerle alakalı değil. Yani eklentiler tamamen kusursuz bir biçimde tasarlanmış. Bu benim bilgisayarımla alakalı ufak bir problem. Blind Extra Audio Tem Clip Copy 4 bölü Tür. Bunu da kuruyoruz. Uygulama ek evet al. Ek NVDA'yı evet eklenti kuruluyor. İletişim kutusu eklenti kurulurken lütfen bekleyin. NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. Evet, şimdi sıra geldi.
Yelda ile Cem'in lisansını yapmaya. Onların lisansını aşağıdaki şimdi adını duyacağınız şeyleri kurarak yapabiliyoruz. Evet, Nuance Vokalizer Cem. Crack Voice for Lingdactra Group 5 bölü 9. Nuance Vokalizer Cem. Crack Voice for Lingdactra Group. Tür. NVDA eklenti paketi boyut. 42,8 KB değiştirme tarihi. 24 sınıf 5 2020 22 54 ipucu. Evet, bunu da kuralım. Uygulama. Eklenti kuruluma iletişim kutusu. Bu eklentiyi kurmak istediğinize emin misiniz? Yalnızca güvenilir kaynaklardan temin ettiğiniz eklentileri kurmanızı öneririz. Eklenti. Nuance Vocalizer Cem 1.0. Eklenti hakkında. Alt H. Normal imleci. Ne ilginçtir, burada Cem'in lisansını ayrı, Yelda'nın lisansını ayrı almak gerekiyormuş. Ben de bunu sonradan keşfettim. Evet, alt T. Eklenti kuruluyor. İletişim. NVDA'yı yeni. Evet, alt T. Evet, Eklenti. diyorum. Yine C. her zamanki Usır Sumra gibi Yıldızoğlu Desktop NVDA'nın Link yeniden Doctora ve eklenti. başlamasını sağlıyorum. NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. NVDA şimdi yeniden başlasın. Bakalım geride neler var. NVDA Rashet. Tamam. C. Nuance Vocalizer Yelda. Crack Voice for Lingdactra Group 6 bölü 9. Nuance Vocalizer Yelda. Crack Voice for Lingdactra Group. Tür. NVDA eklenti paketi boyut. 42,8 KB değiştirme tarihi. 24 sınıf 5 2020 22 54 ipucu. Şimdi Yelda'nın lisansını da yapıyorum. Uygula. Evet, alt T. Eklenti kuruluyor. İletişim kutusu. NVDA'yı. Yine sorulduğunda NVDA'yı yeniden başlat sorusuna evet diyerek karşılık veriyorum ve NVDA'yı yeniden başlatıyorum. Aralık. C. Usır Sumra Yıldızoğlu Desktop Link Doktora ve eklenti paketi. NVDA yeniden başlıyor. NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. NVDA Rush. C. Q Translate Plugin 0.17 bölü 9. Bu da bir Blind Dexter yazılımı. Hani Blind Dexter yazılımının bir parçası. Uygulama. Eklenti kuruluma iletişim kutusu. Bu eklentiyi kurmak istediğinize emin misiniz? Yalnızca güvenilir kaynaklardan temin ettiğiniz eklentileri kurmanızı öneririz. Eklenti. Translate for NVDA Ahmet Star TTS and Blink Doctor Plugin 0.2 dev. Eklenti hakkında. Alt H. Evet, alt T. Yani hem Ahmet Star TTS'ye hem de ayrı olarak Blind Dexter'a kuracak şimdi kendini. Devam ediyorum. Eklenti kurulumu. Hayır. Evet, alt T. Daha önceden kurulu varmış ama ben üstüne bir daha kuracağım. İletişim kutusu eklenti kurulurken lütfen bekleyin. NVDA. Evet. Eklenti. C. Usır Sumra Yıldızoğlu Desktop Link Doktora ve eklenti. Yine NVDA yeniden NVDA başlıyor. açılıyor. Lütfen bekleyin. NVDA Rush. C. Visu RSS 2.0 dev 8 bölü 9. Q trans Visu RSS 2. Farklı bir Tür. Blind Dexter eklentisi. Uygulama. Evet, alt. Eklenti. Evet, alt T. Eklenti kuruluyor. İletişim kutusu. Eklenti kurulurken lütfen bekleyin. Lütfen bekleyin. NVDA'yı yeniden. Evet. Eklenti kuruluyor. C. Usır Sumra Yıldızoğlu Desktop Link Doctora ve Biliyorum belki sıkıcı ve yorucu bir NVDA iştir ama açılıyor. Lütfen bekleyin. belki sıkıcı ve yorucu bir iştir ama
Blind Dexter eklentisinin düzgün çalışmasını istiyorsanız, bütün bileşenlerin eksiksiz bir biçimde görünür olmasını istiyorsanız, bunu yapmak durumundasınız. NVDA tam C Visual RSS Reader 9 bölü 9 Bunu da kuruyoruz. Uygulama ek evet alt T. Eklenti kuruluyor. İletişim kutusu eklenti kurulurken NVDA'yı yine yeniden başlatıyorum. Eklenti C User NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. Allah Allah, ekran kendi başına büyüdü. Neyse, sıkıntı değil, düzeltirim. C, NVDA, C, Visual RSS Reader 9 bölü, tür. Uygulama, evet, evet alt T. Eklenti kuruluyor, iletişim kutusu. Eklenti kuruluyor. C. User Sura Yıldızoğlu Desktop Link Directory. Ve işlem bu kadar. NVDA açılıyor. Lütfen bekleyin. Blind Dexter eklentisi düzgün bir biçimde çalışacaktır ve bütün bileşenleri sorunsuz olarak görülecektir. Tamam. Rejo. NVDA menü. Tercihler. Araç. Adres. As. Ses. Blind Extra alt menü B. Evet. Akabella Infox 3 alt menü A. Download Voices D1 bölü 2. Enable SAPI E2 bölü 2. Ak. Nuance Vocalizer alt menü N. Download Voices alt menü D. Automatic Language Switching Settings L2 bölü 2. Download Voices alt menü D. Premium P1 bölü 2. Plus P2 bölü 2. Download New Extensions alt menü E. Get Extensions G1 bölü 2. RSS Reader R2 bölü 2. Get Help H4 bölü 4. Akabella Infox 3 alt menü. Bu şekilde Blind Dexter programını sorunsuz bir biçimde kurup kullanabilirsiniz. Bu ses yükleme işlemini bazen yapabiliyoruz, bazen yapamıyoruz. Ama hani ben size söyleyeyim nasıl olacağını. İnternetarşivi.org diye bir site var. Oradan sesleri indirip buraya kurabiliyorsunuz. Zaten bu kurulum esnasında gelen exe dosyaları da bunu olması gereken yere kopyalayacağından, hani ses verileri internetarşivi.org sitesinde var. Oradan bulup kurabilirsiniz. Euro 1 ailece. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Liste. Masaüstü. Panosu. Dur. Bilinmiyorum neci. Bu arada videoyu kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim. Bu Blind Dexter'ı ve bileşenlerini daha önceki videolarımda paylaştığım programlar klasöründe yani Yandex Disk Link'i olan programlar klasöründe bulabilirsiniz ama ben sizi öyle uğraştırmayacağım. Buradaki dosyaların hepsini geçici bir link şeklinde göndereceğim bu videonun altında. Onu oradan bütün eklentileriyle birlikte indirebilirsiniz. Bu videonun altına yine e-posta adresimi de bırakacağım. Ayrıcalıklı olarak Ahmet Star TTS eklentisini de isteyen arkadaşlar olursa onlara da aynı şekilde yine bana yazacakları e-posta adreslerinden gönderebilirim.